sektöründe Turan Bey kaç yıldan beri varsınız? Biz dededen babaya, babadan oğula biz üçüncü kuşağız. 22 yıldır da bizzat kendimiz yapıyoruz. Evet, burada arıdan balı üretmek kolay iş değil. Biliriz ki her Türkiye'nin her yerinde arıcılar devamlı yer değiştirirler. Sizler de bunlardan mısınız? Biz değiştiremiyoruz. Neden? Sebebi şudur. Organik olduğu için eğer arının olduğu yerden şu andaki yaylamızdan başka bir yaylaya götürürsek oranın da bizim yaylamız gibi organik şartlara uygun olması lazım. Eğer uygun değilse götüremiyoruz. Yani oradaki olumsuzluktan zarar görmesin arılar diye. Yani diyorsunuz ki Sivas'ta biz organik bal ürettiğimiz için evet. Aynı yerde kalmak zorunda mısınız? Evet, doğrudur. Aynı yerden kaldıramıyoruz. Aynı yerde şu anda yaylamızda bir metre karın altında arılarımız yaşıyor. Tarım Bakanlığı'nın sertifikasyon kuruluşunun bize vermiş olduğu belgemiz. Bu belge olmadan organik olmaz. Organik olması için önce arıların boyasız kovan, daha sonra arıların herhangi bir girdisi olmayacak. Yani şekerdir, glukozdur, mumdur, hiçbir şey girmeyecek. Boyasız kovanlarda ve olduğu bölgede ekim arazisinin olmadığı, ilaçlamanın olmadığı, asfaltın geçmediği bir bölgede olması lazım ki bu belgeye sahip olabilelim. Bu belgeyi bize veriyor. Bu belgeyi verirken de hadi bu belgeyi size verdim organik oldu demiyor. Her yıl gelip denetliyor. Yılda 3-4 sefer gelip denetliyor. Hem bakanlık denetliyor, Tarım Bakanlığı, hem sertifikasyon kuruluşu denetliyor. Bu belgeyi verirken de sadece bu belgeyle yeterli kalmıyor. Ürünlere de ayrı ayrı belge veriyor. Bütün ürünlere belge veriyor. Süzmeye, garagoana, arı sütüne, pollene, propolise hepsine ayrı ayrı belge veriyor. Belgeyi verirken de önce analize gönderiyor. Analizden geldikten sonra belgelendiriliyor. Evet, tadı nasıldır bu balımızın? Kimler yemelidir bu balı? Bu balı herkes kahvaltıda yiyebilir. Ama günlük bir tatlı kaşığı hiç yemiyorsak bile yememiz lazım. En az. Yani balı her gün tüketmek mi gerekiyor? Tabii ki. En az bir tatlı kaşığı tüketmemiz gerekiyor. Ki bize şifa olsun. Bebelerimiz de yiyebilir mi? 1,5 yaşından büyükler yiyebilir. Efendim, şimdi sizlerin burada çok şık ambalajlarla piyasaya sürdüğünüz balı nasıl bir sistem içinde satıyoruz? Burada 1 kiloluk kablarda da var. Ve böyle kütük halinde, sepet halinde, böyle ev şeklindeki ballarımız da var. Böyle de müşterimize verebiliyoruz. Kilogram olarak da verebiliyoruz. Ve burada şimdi ekranlarımda telefon numaralarınız var. 24 saat size ulaşırlar mı? Her saat ulaşabilirler. Gece saat 2'de bile ulaşabilirler. Kargo ile de satış verebiliyor muyuz? Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz kargoyla. Evet, son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz Turan Bey? Bal alırken kaliteye dikkat etmelerini istiyorum. Piyasadaki bulunan ne yediği belirsiz balları almasınlar. Mutlaka organik olsun, olmuyorsa da doğal olsun. İzleyicilerimiz organik balı tanıdılar. Peki organik balı alırken nasıl anlayacaklar? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Önce organik balı alırken bize Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu bu organik logoyu görmeleri lazım. Bu tarım logosudur. Bunda analiz yapılmıştır, sertifikası verilmiştir. Hiçbir katkı maddesi olmadığını gösterir bu logo. Bu logo olmadan organik bal almasınlar. Özellikle en çarpıcı özelliği budur. Organik balın. Evet, tüm ballarınızda da bu var mıdır? Hepsinde. İşte süzme balımızda, arı sütü bal polen propolis karışımımızda, hepsinde organik logomuz vardır efendim. Firmanız olarak üretmiş olduğunuz balları tekrar bir sıralayalım izleyicilerimize. Karakuan kütük balı, Karakuan ev balı, Karakuan sepet balı, Karakuan altıgen böyle hediyelik kutuda, arı sütü bal polen propolis, süzme balımız, propolis ve polenimiz var.